Şimdi dijital dünyadan yansıyanlara bakacağız. 2020'de teknoloji dünyasında pek çok yeni gelişme bekleniyor. Ayrıntıları Doğuş Yayın Grubu Dijital Medya Direktörü Can Birsay ile konuşacağız. Can hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi tabii ki teknolojiyi konuşacağız. Bundan sonra beklentiler evet yeni bir 10 yıl başladı. Ama şöyle bir geçmişe gidip öngörüler ne kadar hayata geçti, tahminler ne kadar tuttu onu konuşmak isterim. Şimdi bir 10 yıl belki çok kısa ama şöyle bir geriye aldığımız 50 yıl öncesinden bakıldığında 1960'tan 2020'ye bakıldığında 50-60 yıl ne öngörülüyordu? Yaşadığımız çağ için ne kadarı hayata geçti? Aşağı yukarı büyük öngörüler diyelim, hiçbiri tutmadı. Neydi onlar? 60'lardan bugüne yapılan kehanetler tam anlamıyla boş çıktı diye kısaca özetleyebiliriz. Harika maddeler var gerçekten. Bugünkü araştırmalar daha çok yere basıyor. Bugün ürünler duyuruluyor, kısa sürede hayata geçiyor ve yaşıyoruz. Ama 50'lerin sonu 60'lara gittiğimizde yapılan araştırmalardaki öngörüler gerçekten çok hayal gücü dayanaklıymış. Kısaca neymiş, bahsedelim. Hatırlat bize 60'larda ne konuşuluyormuş 2020'ler için ya da 1980'e gelindiğinde 60'tan öngörülüyor. 80'e gelindiğinde robotlar evdeki tüm işleri yapıyor artık. Yani sadece bir mutfak robotu yok. Bütün işleri yapan robotlara kavuşmuş olmamız gerekiyor. 1995'e gelindiğinde yapay zeka ve tıp birleşmiş oluyor ve ortalama insan ömrü 50 yıl uzatılmış oluyor. 1998 hep bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz bir şey hayata geçmiş oluyor 98'de. Neydi? Bilgisayardan insan beynine doğrudan yükleme. Bir yabancı dil, bir beceri, bir bilgi. Yani insan beyni artık kullanılabilir bir bilgisayar kütüphanesine dönüşmüş olması beklenmiş 98'de. 99 Ay'da ilk askeri üs kuruluyor 1999'da. Ay'a ilk insanlı görev 69'da NASA tarafından yapıldı. 30 yıl sonra da kurarız orada demişler ama olmamış. Gittik. Şimdi 30 sene sonra askeri üs Ay'a kurulmuş olur. 2000 yılı milenyum. Hatta o sene girilirken 99 ortalarında başlamıştı. Bütün bilgisayar sistemleri çökecek. 2000 olduğunda tarihler çalışmayacak. Doğru. Hiçbir iletişim olmayacak korkusu 99'da yayılmıştı. 2000'de beklenen dünya dışı canlılarla ikili iletişim, karşılıklı iletişim 2000'de kurarız milenyumda. 2015 uzun süreli koma, insanlar uzun süreli komaya sokularak zamanda yolculuk hedeflenmiş. 1960'tan 2015'e 2020 hayvanlara her şeyin öğretilebildiği bir yıl olarak hedeflenmiş. Şempanzeler, maymunlar bütün işlerin yapılabileceği bir yıl olarak hedeflenmiş ve aynı şekilde Pluto'ya ayak basılması hedeflenmiş ki Pluto malum yıllar önce gezegen olmaktan da çıkarıldı. Ama şimdi seni dinlerken tamam hayal gücü ama çok da saçmalanmamış yani aslına bakarsak. Sadece boş çıkmış. Üzerine çalışılıyor yani belki 50 yıl sonra da belki 100 yıl sonra ama bu. Bu alanların her birinde gelişme var. Bu alanların her birinde gelişme var hiç kuşkusuz. 2000'den bugüne çok hızlı İlerleyen özellikle yapay zeka alanı çığır açıcı işler oluyor. Tüketiciye ulaşan elektronikte çok ciddi, teknolojide çok ciddi gelişmeler var hiç şüphesiz. Ama bu zaten işin doğası budur. Bilim kurgu filmlerinde görürüz ve bir grup insan bunun üzerinde çalışıp bunu hayata geçirmeye başlarlar. Mesela Ay'da askeri güç dedin. Şimdi Amerika uzay gücünü kurdu. Orada çalışmalarını sürdürüyor. Artık uzayda belki savaşlar. Artık bir ya da iki ülke değil, 4-5 ülke birden uzayda bir hakimiyet elde etmeye çalışıyorlar. O zamanlar Amerika Birleşik Devletleri, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği arasında bir rekabet olurdu. İlk hangimiz gideceğiz? İlk uzaya kim gidecek? Doğru. İlk astronot kim gidecek? İlk kim aya ayak basacak derken buradaki maddeler evet boş çıktı. 60'tan 2020'ye baktığımızda ama her bir madde üzerinde çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bir şeylerin olduğunun da öncü hareketlerini görmeye başladık. Var. Peki tamam geçmişten bugüne evet öngörüler ne kadar hayata geçti geçmedi. Bundan sonrasına ilişkin şimdi 2020'leri yaşamaya başladık. Teknoloji çok hızlı ilerliyor. Dediğin gibi bir hedef koyuluyor. Çok kısa bir süre içerisinde hayata geçtiğini görüyoruz. Projeksiyon ne? Bundan 10 yıl sonrası için mesela desem 10 yıla bile, çok mu uzun olur? 10 yıla bile gitmeye gerek yok. 2020'de hemen çok hızlı bir takım çığır açıcı diyelim deneyimler, teknoloji ve dijital dünyada yaşanmaya başlanacak. Bunlardan ilki ve en
çok ses getirecek olanı belki de uzayda turistleri görmeye başlayacağız. Doğru. Bu artık 2020'de oluyor. En azından ilk yörüngeye birkaç firma birden, sadece bir tanesi de değil. Bir anda Boeing, bir anda Virgin. Biletler satıldı. Evet, tahmin edildiği gibi bundan 5 sene önce olmadı. Ya da 2019 içerisinde olması planlandı, olmadı. Ama insansız testleri neredeyse tamamladılar. Ve 2020 artık hiç kuşkusuz turistlerin uzay yolculuğunu yapacağı ve yörüngeden, atmosferin üzerinden dünyayı görebilecekleri bir yıl olacak. 2020'de ayrıca 2019'da öncülerini gördüğümüz katlanabilir telefonlar, bize daha çok dokunabilen katlanabilir telefonların katlanabilir ekranlar şeklinde çok daha büyük ekranlarla tüketiciye daha makul fiyatlarla ulaştığı yıl olacak. Peki. 2019'da başladı. Doğru. Ve birçok şehirde denendi. 2020'de çok daha yoğun bir şekilde süper hızlı internet diyeceğimiz 5G'nin daha fazla, çok daha fazla baz istasyonuyla çok daha genele yayıldığını göreceğiz. Burada Çin özellikle çok önde. Amerika Birleşik Devletleri için zaten aralarındaki son bir yılı aşkın süredir devam eden teknoloji savaşları diyelim tırnak içerisinde bu alanda ön koltuğu kapabilmek üzerine bunlar 2020'de yoğun bir şekilde göreceğimiz alanlar ve bir tanesi de var ki kuantum bilgisayarlar. Kuantum bilgisayarların da 2019'da ciddi bir zıplama yaptığını gördük. Çünkü Google birden çıktı. Ben çözdüm bu konuyu. Binlerce yıl süren işlemleri saniyelere indirdim. Dakikanın altında çözer hale getirdim ve bunu 2020'de kullanıma açacağım. Tam bir tarih vermedi ama 2020'de kullanıma açacağını duyurdu. Peki. IBM ile Google arasında burada kuantum bilgisayarlarda ciddi bir rekabet var. 2020'de bu alanda da ciddi gelişmeler göreceğiz. Bir dakikam kaldı. Hızlıca bir de dijital dünyadan yansıyanlar yapalım mı? Hemen bakalım. Birkaç başlık topladık. Vegas'ta devam ediyor. En büyük tüketici elektroniği fuarı SES. Hakikaten geleceğe ışık tutuyor. Birçok demo görüyoruz ama özellikle insansız araçlar. Sony bir sürpriz yaptı. Bir anda otomobil işine girdi. Elektrikli otomobilini tanıttı. Yapay zekalı ürünler, robotlar, kişisel asistanlar, işte tenis topundan biraz büyük bir asistan gördük. Kol robotlar gördük. Ciddi anlamda bu alanda firmalar şov yapmaya çalışıyorlar bu fuarda. Bir diğer başlık. İlk iPhone bundan 12 sene önce gerçekten akıllı telefon dönemi bugün. Bundan 12 sene önce, 13 sene önce aşağı yukarı başladı. 9 Ocak'ta Steve Jobs tanıtmıştı. Rahmetli, vizyoner bir kişiydi. Twitter yeni bir özelliğini duyurdu. Artık 4 grup halinde bir iletişim kurulduğunda iletişimi kuran kişi kimlerin ona yanıt verebileceğini seçecek. Bu tartışmalı bir konu. Çünkü insanlar yanıt verirken doğru ya da yanlışı da söyleyebiliyorlar atılan içerikle ilgili. Bu yanıt verme özelliğinin kapatılması bu alanda bir negatif etki doğurabilir. Böyle bir eleştiri var ama Twitter'da bu özellik bekleniyordu uzun zamandır. Ve son olarak Apple ile Google 2019'da gerçekten rekor kırarak mağaza satışlarında cirolar elde ettiler. Apple yılı 54.2, Google'da yılı 29.3 milyar dolarlık satışla kapattı ki Apple'ın son hafta yılbaşı haftasına gelirken Noel yılbaşı aralığındaki 1.4 milyar dolarlık satışı o sadece bir hafta. O da ayrı bir rekordu. Bu da çok ciddi. Artık mobil dünyada yaşıyoruz. Mobil uygulamalara peki, para harcıyoruz. Mesela acaba burada hediye edilen... Bunun tamamı geçerli. Çünkü hediye edildiği zaman da hediye eden onu satın alıyor. Ama yani şey açısından merak ediyorum. Yani hani hediye verme alışkanlıkları acaba artık bu uygulama dükkanlarına da döndü mü? Döndü. Hiç şüphesiz şu anda çok ciddi bir şekilde insanlar satın alıyor. Ve hediye ediyor. Fiziki bir hediyedense bir tanıdığının veya eşinin dostunun beklediği bir uygulamayı hediye yolluyor. Bu da çok kullanılan bir özellik. Peki Can Birsay çok teşekkür ederim. Keyifli bir sohbet oldu.